Son 20 senedir siyaset olarak Türkiye Müslümanları geldiğimiz, ulaştığımız, önümüze konan bir nimet midir, başka bir şey midir? Çünkü Allah-u Teala bütün kapıları umutsuz vaka haline gelen milletlere açarız diyor. Fetehna aleyhim ebvâbe külli şeyin. Her şeyin kapısını onlara açarız. Hatta izâ ferihû bimâ ûtû. Bunu şenliğe dönüştürecek kadar bol bol bulurlar aradıklarını. Ama bunu Allah'ın rızasına yönelik bir yatırıma dönüştürmedikleri için, şımarma ve Allah'ın şeriatından kopmaya yönelik ters istikamete bu gelen nimetleri çevirdikleri için فَقُتَعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُ. Zalim durumdaki bu milletlerin kökünü kazırız Allah. Bu kök kazıma ifadesi Kur'an-ı Kerim'e. Değerli kardeşlerim, siyasetçiyi konuşmuyoruz. Günlük profillerle de ilgimiz yok. Ama değerlendirme yapıyoruz. Son 20-25 senenin siyasi gelişmeleri, 1000 yıl uzak tutulacağımız ilan edilen kapının bütün anahtarlarının elimizde olması, 28 Şubat günleriyle bugünün karşılaştırmasını yapıyorum. Müslümanlar olarak hayal bile etmediğimiz bu nimet, siyaset nimeti bugün elimizde nimet olarak mı duruyor? Akidemizde, amellerimizde, ahlakımızda bir belaya mı dönüştü? 28 Şubat'ta cuma namazı kılan oranıyla bugün cuma namazı kılan oranı aynı mı demeyeceğim, diyemeyeceğim. Bu istatistikler çok kötü. Ne oldu, ne fark? 28 Şubat günlerinde akidemize saldırılıyordu. Ama Müslümanların içinde irtidat hareketi var mıydı? Müslüman meal yazmış insanlar, ben gökten indiği söylenen kitaba inanmıyorum dediler mi hiç? Bizden böyle yaprak dökümü değil, ağaç sökümü oldu mu o günlerde? Akidemiz bu siyasetin avucumuza konduğu, nimete dönüştüğü dönemde akidemiz ilerliyor mu? Ahlakımız ne durum? Herhangi birimiz bir noktada ahlakımız bir adım ileri gitmiştir diyebilir miyiz? Birlik olarak ümmet kavramımız, Allah için iş yapma düşüncemiz 10 santim ileri mi gitmiştir? Yoksa mesela 28 Şubat günlerini baz alıyorum ama hedefim o değil. Ya bugünkü durum bireysel durum da değil. Bir genel değerlendirme yapıyoruz. Biz yani ümmet olarak 10 santim ileri mi gittik? 500 santim geri mi geldik? Soracağımız zamanda mıyız? Mesela ümmetin içinde ayrılıklar vardı. Tarikat anlayışı, mezhepliler, mezhepsizler, işte şuralılar, buralılardı, etnik ayrımımız vardı. Müslümanlar olarak siyasi gücümüz var olduktan sonra bu ayrılıklarımız fersah fersah büyüdü mü? Yoksa elhamdülillah artık küfre karşı daha birlik olabiliyoruz belli konularda diyebildik mi? Allah'ın musibetleri, belaları koronasından depremine kadar bizim için ibret noktasına döndü mü? Birinci açtığım başlık siyaset başlığı. Ama istirham ediyorum, kişisel siyasi kanaatlerimizi değerlendirmediğimi, aksine siyaset madem bir ümmet profilimizde lazım bir şeydi, Allah verdi bunu. İnkar edemeyiz. Umduğumuzdan fazlasıyla verdi. Yani biz ya bu hükümetten iki bakanlık alabilsek diye heyecanla yaşadığımız benim çocukluk yıllarım, MC hükümetleri vesaire mesela değerlendirdiğimizde ya bir bakanlık ver, hele şu İçişleri Bakanlığı'nı bize verseler var ya, tamam bu iş. Milli Eğitim Bakanlığı'nı bize verseler harika olur. Zavallı Erbakanımız o zaman neler yapar diye duygularımızın coştuğu zamanda ya bakanlıklar üçer üçer beşer beşer tamamıyla avucumuzda oldu. Milli eğitimi de, içişleri de, dışişleri de istediğimiz zaman istediğimizi değiştirip hadi biraz da sen nöbete gel diyeceğimiz rehavet içerisinde bizim olduğu ne oldu? Bu
siyasetin anahtarlarının, şifrelerinin elimizde olması, tekrar ediyorum, akidemizde, siyasi anlayışımızda, ahlakımızda ve muamelatımızda, ibadetimizde bizi bir artı mı getirdi, yoksa bizi Allah'ın azabına doğru daha hızlı kaydığımız bir sürece mi getirdi önceki ümmetler konusunda olduğu gibi? Bir bu. İki, ekonomik, yani siyaseti ele aldım. Ekonomik boyutuyla ele aldığımızda kardeşlerim, yani ben hayatımda bir defa bir vakıfta burs verilecek bizim İmam Hatip'te okurken diye. Yani vakıfta değil, o zaman dernek değil, İmam Cemiyeti'ne bizi götürdüler. Ben burs verecekler deyince ne yapacaklarını anlayamadım. Çocukluk işte, 16 yaşında bir çocuğum. Bizi, Allah rahmet etsin, Hasan Bozkurt diye bir yurt müdürümüz vardı. Bizi böyle aldı minibüsle Gazi Osman Paşa'dan Beyazıt'a, size burs verilecek diye götürdü. Rabbime yeminle söylüyorum, ne demektir burs? Nasıl verilecek? Niye verilecek? Yani biz bir şey istemedik. Bu nedir? Bunu anlamadan gittik. Yani bedevi miydik? Hiçbir kültürümüz yoktu. Bunu niye bilmiyorduk, merak ediyorum. Ama şükürler olsun, şimdi öğrencilerin daha ilkokuldan itibaren burs nedir, maaş nedir, hangi iş para kazanıyor, hangi iş kazanmıyor, hangi işle daha kolay evlenirim. Ya ilkokulda çocukların bunun kitabını yazacağı hale geldik. Yani ekonomi, benim 17-18 yaşında burs nedir bilmediğim zamandan çocuklarımızın ekonomi konusu yazacakları, tez yazacakları zamana geldi. Ekonomi, yani fakirliğin 1.000 lira, 2.000 lira bulamadığımız zamandan şimdi hükümet ekonomi idare edemiyor. Ben 6 ayda bir araba değiştiremiyorum. Diyeceğimiz bir zamana geldi. Yani evlerimizde telefon, ev telefonu olması için 5 sene sıra beklenen yıllar yaşadık ümmet olarak. 5 sene hiçbir telefonu kullanmadığımız zamana geldi. Cep telefonunun 5 sene üst üste kullanmayı fakru zarure, bitmiş, tükenmişlik olarak görüyoruz. 5 sene, bilmiyorum sizde cep telefonu kullanan var mı? O telefonu satsak o zamanki ev telefonlarından 50 tane alırız herhalde. Böyle bir zamana geldik. Sofralarımızda pekmez ve ekmek varsa elhamdülillah dediğimiz yıllardan çocuklarımızın tenezzül edip soframıza oturmadığı, ben şunu isterim, bunu isterim diye nazlandığı yıllara geldik. Ama ekonomi kötü. Kötü kötü. Hiç iyi olduğunu duyan yok. Hiç iyi değil ekonomi. Daha iyisi nedir bunun? Sorusunu bile soramıyorsun. Gençler sana doktora tezi gibi cevaplar yazıyorlar. Ama enteresan yıllar yaşıyoruz. Köyler boşaldı. Köylere insanlar gitmek istemiyorlar. Ama Allah'ın hikmeti, Anadolu toprakları boş. Araziler ormana döndü. Ot ormanına döndü arazi. Trakya'nın nesil doyuracak arazileri terk edilmiş durumda. Ama marketlerde mercimeğin çeşitleri var. Nohutun çeşitleri var. Pirincin çeşitleri var. Hiçbir şeyin yokluğu yok. Hayvan yatırımı yapan yok. Hayvancılık yok. Tarım yok. Fakat nimet yağıyor marketlere. Bu nedir? Yani peynirin 20 çeşidi vardır bir peynircide herhalde. Ama uğraşan yok tarımla. Bir enteresan, olmayan, iyi olmayan ekonomimizin enteresan bolluğunu yaşıyoruz. Bu sorulması gereken bir sorudur. Nereden geliyor? Nasıl geliyor? Niye geliyor? Madem hiç kimse geçinemiyor bu ülkede, yani sokak röportajlarında aileler çöküp gitti görülüyor, ama trafikte yol alamıyorsun. Daracık fakir fukaranın yaşadığını zannettiğin bir sokakta çift taraflı park yapıldığı için ancak bisikletle bir yere gidilebilecek kadar böyle bir enteresan fakirlik var. Arabaları koyacak yerimiz yok. Yol fakirliği var, park fakirliği var, ama hadi fakirlik. Bir değişik hesap kitap, ekonomistlerin anlam veremediği, siyasilerin
Ya var demeye korktukları ama depoların nimet de olduğu enteresan bir zamanda yaşıyoruz. Bu şu En'am suresinin ayetlerinde anlatılan süreç midir, değil midir sormak gerekiyor kardeşim. Üçüncü bir nokta, şöyle bir soru soracağım. Acaba bu elimizdeki teknoloji, elhamdülillah nimet, buna tereddüdümüz yok, telefonundan diğer imkanlara kadar, yani mesela sağlıkta telefonla muayene dönemi başlamış ya da başlayacak. Bu ne büyük nimet ya Rabbi ya. Doktorun yüzünü ancak bir düğünde, bir cenazede görebileceğin bir dünyada telefonla muayene olacağımız bir dünyaya geldik. Bu büyük bir nimet. Ama acaba şu En'am suresine takılan bir nimet mi? Ayrıntılarına girip vakit uzatmak istemiyorum ama kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim incelendiğinde Allah'ın bu kadar kolay, bu kadar hemen ulaşılabilir ve tüketilebilir nimetleri aslında böyle vermediğini görüyoruz. Ya diyeceğiz Allah'la ilgisi yok bu nimetlerin, siyaset. Biz kendi elimizle miting yaparak siyasette bu noktaya geldik diyeceğiz. Neuzübillah, mümin olarak bunu söyleyemeyiz. Ekonomide bunlar proje sayesinde oldu diyeceğiz. Teknoloji zaten batı yapıyor diyeceğiz. Hiç Allah'ın bir planı yokmuş gibi kabul edeceğiz. Neuzübillah. Bu bizi sabah sabah imanımızdan eder. Allah'ın mülkünde Allah'ın iradesi olmayan bir şey olmaz. Veya kardeşlerim, bu En'am suresinin ayetlerinin tefekkürü bize diyecek ki gözünüz göre göre helake gidiyorsunuz, dikkat edin. Bu kadar kolay ulaşılmayacak nimetleri neredeyse taşıracak şekilde, ki taşan bölümü var bu nimetlerin, siyasette mesela nimet azmanlığına döndük. Cihat için girdiğimiz yerlerde ifsat yapar olduk. Kendi ideolojilerimiz, kendi plan projelerimiz, kendi neslimizi tüketecek bir risk alanına dönüştü. İnsan kaybımız, insan kurtarmak için geldiğimiz projelerle ortaya çıktı. İnsanımızı, neslimizi kaybetme riski yaşamaya başladık. Bunlar bir noktayı ya da şahsı ve belli bir projeyi irdelemek için değil ama genel olarak Müslüman olarak düşünmemiz gerektiği için gündeme getirdiğim şeyler. Başta dedim ya, konuşmaya korkuyorum. Bu konuları işte filan yerde yayınlanacak bir dersin maddesi olarak söylemeye korkuyorum. Çünkü bir saatlik bir konuşmanın üçüncü dakikasında yorumlar, hükümler geliyor, bitiyor. Herkes her şeyi biliyor, bir zamandayız. Ama biz madem irfan mektebindeyiz şu anda, bu irfanımız bize bunu düşündürmeyi gerektiriyor. Ekonomide, siyasette, teknolojide, sosyal yapılanmada bu bolluk hayra alamet mi? Bu soruyu sordum. Cevap istemiyorum. Cevabını ben de çünkü korkarak düşünüyorum ve kendime cevap vermek istemiyorum kardeşlerim. Cevabı beni ürkütüyor. Korkuyorum cevabından. Hayra mı alamet bu diyorum. Ama Kur'an-ı Kerim de önümüzde duruyor. Hepimizin önünde duruyor. Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim yok muydu sizin evinizde diye sorulacağınız hiç tereddütsüz biliyorum. Allah derin tefekkürler yapabileceğimiz, bireysel menfaatimiz açısından, bulunduğumuz klik ve konum açısından aleyhimize de olsa Allah'ın sözlerini anlayıp gerekeni yapma konusunda hassas olacağımız fazileti Rabbim bize nasip etsin diye dua ediyorum.